misin? Bir yatağın altında. Buna ne diyeceksin peki? Komiserim. O silah benim değil. Yusuf Özel. Orhan Bozyeli öldürme suçundan tutuklusun. Tak kelepçeyi. Komiserim. Allah senin belanı versin. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi. Zaro. Bana bak. Ben yapmadım. Bak. Gözlerime bak. Bak bana bak. Ben yapmadım. Al bunu al. Al. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi hadi. Hadi. Yok gözüm değil oğlum. Ne olur oğlumu bırakın. Ne olur. Tamam. Ay ne olur bir oğlumu ben toprağa verdim. İnsafınız yok mu sizin? Bırakın oğlumu. Anacığım tamam. Anlaşılacak her şey. Ne olur kendini üzme ne olur. Suf. Hadi aman hadi hadi. Suf benim sufum. Hadi. Yusuf'um benim. Yusuf'um, Yusuf'um. Yusuf'um, Yusuf'um. Hadi be siz de dağılın. Gece gece ne diye toplandınız? Hadi. Elim oldu, kalbim değil. Ya ne o zaman, ha? Durduk yere mi kelepçelediler oldu? Benim oğlum yapmaz öyle şey. Yusuf'um yapmaz öyle şey. Yatağının altında silah bulmuşlar diyorum. Hala neyini savunuyorsun bu adamın? Ama salaklık bende. Adam yerine koydum. Evin erkeği dedim. Meğer boşuna susmuyormuş. Sinsi yılan. Deme öyle. Deme öyle doğru değil. Benim oğlum yapmaz. Sevda, sus sen de. Kadın ilmeğe inecek. Eğrisini doğrusunu sana mı soracağım ben be? Ayol bir sus, bir dilini tut. Benim oğlum. Evlat diye katil yetiştirmişsin, katil! Doğruyu senden mi öğreneceğim ben? Kadının halini görmüyor musun? Bembeyaz oldu, yığılıp kalacak şimdi. Sen sus be! Hayret bir şey. Gel Hacer, gel eve girelim, gel. Gel Hacer. Hadi canım. Ay Yusuf'um. Senden nefret ediyorum. Annem gelsin göreceksin. Elif. Ne yaptın ablacığım sen? Git! İstemiyorum seni! Git! Bırak canım benim, sen bırak. Git! Git! İstemiyorum seni! Kürşat Bey. Efendim? Elif aşağıda. Gelseniz iyi olur. Ben de bir bakayım. Canan. Sen karışma ya. Abim halleder.
Hepsini keseceğim. Kızım. Bebeğim bırak onu. Bırak bebeğim onu. Bırak bebeğim. Lütfen. Hayır baba. Bebeğim hadi gel bebeğim. Gel babacığım gel. Hayır bırakmayacağım. Tamam tamam aşkım. Gel bebeğim. Gel bir tanem benim. Gel canım benim. Gel. Gel gitmeyeceğim. Tamam. Hayır, hayır ne olur gel. Hadi gidelim tamam. Bir tane. Şuraları topla hemen Canan görmesin. Ya bırakmayacağım. Tamam. Sarıyer'de evinden aldığımız zanlı Yusuf Bozyel kaçtı. Tekrar ediyorum Yusuf Bozyel kaçtı. 45-25 merkez 45-67. 45-25 dinliyorum. Nerede kaçırdınız? Kırmızı ışıkta beklerken elimizden kaçtı. Ulan salak bunlar ya! Gerizekalılar. Ne oldu Macit? Anlat. Bilmiyorum komiserim. Işık yanınca yol tıkandı. Biz de mecburen durmak zorunda kaldık. O sırada da adam fırladı gitti. Ulan üç tane kazık kadar adam sıktı. Kelepçeli adamı nasıl kaçırırsınız elinizden ya? Kelepçeleri açmış komiserim. Ben de nasıl yaptı bilmiyorum. Kelepçeyi mi açtı? Arkadaş ya beni sinir etme Macit. Tamam ulan tamam. Kalsın bir ekip orada. Siz de gidin barakasını, teknesini arayın bu herifin. Ben de eve gidiyorum. Bana bak. Sakın sirenler açıp bangır bangır gitmeyin oraya biz geliyoruz diye. Ha bir de beni iyi dinle. Yakalarsanız bir daha sakın kaçırayım deme. Anlaşıldı mı Macit? Baş tutar komiserim. Gerizekalılar. Dön eve. 45-25 merkez. 45-25 dinliyorum. Hemen ev çekip gönderelim Yusuf Bozyel'in mahallesine. Her yeri didik didik arasınlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı 45-25. Heh. Oh. Nerede kaldı Kürşat ya? Ben bir gidip bakayım. Elif uyumadı mı hala? Lavabo salonda. İkimiz kaldık.
Ne oluyor? Beni mi takip ediyorsun? Nereden çıktı bu kadar acele evlilik? Benim için de sürpriz oldu. Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. İçeride çok mutluydun. Canan, yoksa sen bu adama aşık falan mı oluyorsun? Burası bunu konuşmak için yeri mi yani? Bak, eğer beni oyunun dışında tutacak bir plan yapıyorsan. Saçmalama. İşi sağlama almaya çalışıyorum. Kürşat'la evlenirsem paraya daha kolay ulaşırım. Öyle olsun. Ama bu hiç hoşuma gitmedi, bilesin. Ya lütfen saçma sapan kıskançlık krizleriyle geceyi mahvetme. Canan. Hayatım, ben de senin yanına geliyordum. Müstakbel damat teklifi yapar yapmaz aramızdan ayrılınca endişelendi tabii. Elif'i uyuttum. İyi mi? Hı. Ya bu duruma alışması biraz zaman alacak. Merak etme hayatım. Ben yarın konuşacağım onunla. Hı. Asla annesinin yerine geçmeyi düşünmediğimi söylerim. Ya bence çok fazla üstüne gitmeyelim. Zamanla alışacaktır nasılsa. Olur mu? Tamam. Nasıl istersen. Ya giden gelmiyor ya. Ne yapıyorsunuz siz? Hadi kulübe gidelim. Hadi. Merak etme. Merak etme, biz gelene kadar Elif uyanmaz. Bir şey olursa da Mehtap arar zaten. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Bir şey mi istediniz İpek Hanım? Sen işine bakabilirsin, ben hallederim. İpek Hanım. Bir şey mi söyleyeceksin Mehtap? Belki haddimi aşıyorum ama Kürşat Bey hata yapıyor. Hata yapıyor ne demek? Bir şey biliyorsan söyle. Yok İpek Hanım, yok bir şey. Mehtap. Bak, ne biliyorsan söyle. Canan'dan korkmana gerek yok. Ben varım, bir şey yapamaz sana. Bence siz de korksanız iyi olur. Canan Hanım'ı fazla hafife alıyorsunuz. Kusura bakmayın, ben haddimi fazlasıyla aştım işimi. Başına döneyim. İpek. Şekerim, bir su almaya gittin, dönemedin. Tamam, geliyorum. Hadi. Ne oldu komiserim? Yusuf burada mı? Ne demek Yusuf burada mı? Kaçtı. Her yerde onu arıyoruz. Eve gelmiş ya da sizi aramış olabilir mi? Ne yüzle buraya gelecek komiserim? Arama yapacağız. Tabii tabii. Geçin buyurun. Bakın bu odalara. Oğlumu aldınız, yetmedi. Niye geldiniz gene evime? Anne, polisler işlerini yapıyor. Hem bak, oğlum da ellerinden kaçmış. Suçlu olmasa ne diye kaçsın bu adam? Benim Yusuf'um karıncayı bile incitmez. Sen hala oğlunu savun. Ama hata bende. Kocam kaybolduğu gün oğlumu da alacaktım, gidecektim bu evden. Deme öyle. Allah'ını seversen deme, var oldu küçük kız. Aman anne, duyarsa duysun. Amcası babasını öldürmüş, daha ne duyacak bu çocuk? Deme kızım, deme. Hiç mi insafın yok senin? Ha. Senin oğlun benim kocamı öldürürken iyiydi. Şimdi ben söyleyince insafsız oldum, öyle mi?
bile dedim ya. Senin oğlun bir katil. Kabul et artık. Bu hanımların hazırlığı da hiç bitmez. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Gidiyor muyuz? Evet. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Bir şey mi unuttunuz acaba? Öyle sayılır. Apar topar ayrıldım. Sizi doğru düzgün tebrik edemedim. Bir an aklıma Pınar geldi. Kötü oldum. Gecenizi mahvetmek istemedim. Çok düşüncelisin. Lütfen kusura bakmayın. Galiba kardeşimin acısını sizin kadar kolay atlatamadım. Evet. Hepimiz için çok zor bir durum. Ama ne yapalım? Hayat devam ediyor. Galiba haklısınız. O zaman biz kulübe gidiyoruz. Gelmek ister misin Leyla'cığım? Tabii. Sevinirim. Hadi hayatım gidelim. Benim merkezde işim var. Size iyi eğlenceler. Meryem erken mi yattın? Meryem! 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 Kuzum ne yaptın? Meryem! Meryem kendine gel. Kaldır balığı sağa doğru. Ha, güzel. On saniyemiz var. Hadi bak. Evet. Yaşa. Makineyi aldığımda çok pahalıya almıştın demiştin ama bak ne kadar güzel bir fotoğrafımız oldu. Ya oğlum hala taksit ödüyorsun. Amca fotoğraf ne zaman çıkar? Arkadaşlarıma göstereceğim. Yarın veririm fotoğrafçıya. İki gün sonra çıkar. Aslan oğlum benim ya. Nasıl attı oltayı böyle ha? Yakaladın balıkları. Hop 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 hop. Sanki babası sadece balıkçı burada. Amcası da var amcası. Genlerinde var çocuğun. Ama ben sizin gibi balıkçı olmayacağım. Futbolcu olacağım ben. Olur mu oğlum? Sen büyüyünce doktor olacaksın. Hatta biz yaşlanınca bize bakacaksın. Heh, yandık. Çocuğu doktor yapacak. Bu adamın ihtiyarlığı hiç çekilmez ha. Huysuzun teki olur o. Olsun, ben babama bakarım. Sana da bakarım amca. Babaanneme, anneme de bakarım. Bir karış boyu var ama var ya, kocaman bir kalbi var. Aslan oğlum benim, gel bakayım şöyle. Gel, gidiyoruz. Gel, 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 gel. Bak, doktorluk zor iş ha. Gel Macit. Ne yaptın? Sıkıntı yok amirim. İstediğiniz gibi hallettim. Kaçtı. Bundan sonra zor aklar kendini. Aferin Macit. İyice gözüme girdin. Sağ olun amirim. 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 Sanırım üstü konusunda haklıydınız. Suçlu olmasa kaçmazdı. Yılların tecrübesi oğlum. Biz artık adama baktığımız zaman gözünden tanıyoruz. Peki bir delil falan, herhangi bir şey bulabildin mi? Yatağının altında 9 milimetre baret de bulduk. Polisliğe gönderdik. Sabah raporun sonucu gelir. Kalıbın basarım tutacak. Bana da öyle geliyor amirim. Telefonu da takibi aldık. Birazcık kafası çalışıyorsa telefondan çoktan kurtulmuştur. Savcıdan izin alalım.
Hakkında arama kararı çıkarttıralım hemen. Anlaşıldı amirim. Kürşatlar için bir şarkı çaldırmak istiyorum. Kürşat için? Telefonunuza gönderdim. Çalsana. Leyla'cığım, hiç sesin çıkmıyor. Pınar bahsetmişti. Kürşat bu tangoyu çok severmiş. Sizin için çaldırıyorum. Tekrar tebrikler. Ah, çok düşünceysin canım ama ben tango sevmem. Öyle mi? Ya, Pınar hiç söylememişti. O zaman biz dans edelim mi? Gidelim. Ne oluyor ya? Nereye gidiyor bu? Kim bu kadın? Bilmiyorum. Canan fena bozuldu. Gördün mü? Pınar'ın kardeşiymiş. Kürşat'ın da işi iş vallahi. Biz de gidelim mi? Yok, ben arkadaşlarımla takılacağım. İyi geceler. İyi geceler. Baba bir yarım yapsana. Tamam. Usta, bana da bir yarım yapar mısın? Buyur.
Leyla Hanım, beğendiniz mi yaptığınızı? Ne yapmışım ki? Leyla Hanım'ın arabasını getir. Tabii abi, hemen. İyi geceler. Ceydan, şuna baksana, çok yakışıklı. Ne oldu senin bodyguard fantezine? Ya ne bileyim, çocuğu gördüğüm mü var? Neydi adı? Yusuf mu? Evet, Yusuf. Numarası vardı sende, ne yaptın? Ben çekindim aramaya. Sen mi çekindin? Arayıp ne diyeyim? Ara hadi. Saçmalama Ceyda. Nazlanma, hadi ara. Hadi. İyi peki, madem çok ısrar ettin arayayım. Ama bak, eğer bozuk atarsa Ceyda senden hoşlanıyordu. O yüzden aradım seni diyeceğim, haberin olsun. Yok artık. Saçmalama. Ulaşılamıyor. Ona sor. Ne haber gençler? Eğleniyor musunuz? Hem de nasıl? Neyse, ben sana bir şey soracağım. Sor İpek'ciğim. Sen ne istersen sor bana. Burada bir çocuk vardı. Adı Yusuf'tu galiba. Bodyguard'tı. Ne oldu? Ayrıldı mı işte? Duyduğuma göre galiba başı beladaymış. Bayağı beladaymış. Bayağı bayağı. Burada. Öldüreceğim o herifi. Yine ne oldu? Bana tuzak kurmuşlar. Ne tuzağı? Abimi öldüren silahı yatağımın altına koymuşlar. Kaçtım. Polisler her yerde beni arıyor. Atla çabuk. Hadi. Uyudun mu babaanne? Uyuyor galiba. Sen de bir baksana anne. Neyine bakayım oğlum? Ağlamaktan harap oldu kadın. Elle mi uyusun? Anne. Ne var? Babaannem de ölmeyecek değil mi? Bu da nereden çıktı şimdi? Oğlum sen düşünme böyle şeyler. Hadi git uyu biraz. Uyumak istemiyorum. Uyumayıp da ne yapacaksın? Başını mı bekleyeceksin babaanneye? Ya uyurken bir şey olursa? Oğlum ne olacak? Ben buradayım. Merak etme sen. Yarın okul var. Hadi git odana. Okula gitmeyeceğim ben. Var ol. Bir daha okulu kırdığını duyayım. Ben de senin bacaklarını kırarım, biliyorsun. Hadi odana şimdi. Hacer Hanım, bu saatten sonra sana yaşamak ara. Sen daha iyi vallahi. Şu Cengizhan şerefsizi. Yengemin etrafında dolanıp duruyordu. Bir yolunu bulup eve girmiş olmalı. Sakin ol biraz. Öfke önce kendi sahibine zarar verir. Sana kalacak bir yer bulmalıyız. Babamın Kilyos'taki evine ne dersin? Orası olmaz. Kürşat orayı biliyor. Kürşat'ın olanları bildiğini bile sanmıyorum.
Nereden aklına gelecek ki? Ayrıca onun şu anda başka bir derdi var. Hayırdır? Sonra anlatırım. İstersen ben kullanayım. Olur. Ne yapıyorsun sen Canan? Elif uyudu, zor uyuttuk çocuğu zaten. O benim tangoyu sevmediğimi biliyordu. Bak fazla büyütüyorsun tamam mı? Alt tarafı bir dans işte. Yani yapma bunu. Hadi gecemizi mahvetme lütfen. Ben mi mahvettim? Ben mi mahvettim? O kadına sarmaş dolaş bacaklı macaklı kim dans etti acaba? Ya ne yapsaydım Canan? Herkesin gözü üzerimizdeydi. Hayır mı deseydim? O zaman rezil olacaktık asıl. Deseydin. Ah saçmalama be. Ben aptal değilim tamam mı? Aç gözlerini sen de. Hepsini bilerek yaptı diyorum sana. Yeter. Unut şimdi Leyla'yı falan. Tamam mı? Hadi mahvetme gecemizi. Ben müstakbel karımı sevişmek istiyorum. Hı? Hı? Bu ne ya? Hala üstünde o ucuz kokusu var. Bırak. Kıyafetlerim nerede? Nasıl ya? Hadi kalk. Canan Hanım. Bu ne? He? Ne oldu kıyafetlerime? Bu evde ne dönüyor benim arkamdan? Şey... Ne? Cevap ver. Kürşat Bey'e sorsanız. Ben sana soruyorum. Kıyafetlerime ne oldu? Çabuk cevap ver. Burada böyle saklanıp bekleyemem. Annemleri görmem lazım. Ya saçmalama, polis anında yakalar seni. Şerefim söz konusu, anlamıyor musun? Herkes abimi öldürdüğümü sanıyor. Varol'u görmeliydin. Sanki babasının katili benmişim gibi bana bakıyordu. Ben gider yarın hepsiyle konuşurum tamam mı? Elifciğim. Hadi uyan bakalım. Hadi bakalım uykucuğum. Çok uykum var. Merak etme, birazdan tekrar uyuyacaksın. Ne arıyorsun burada? Bana en sevdiğin elbiseyi gösterir misin lütfen? Hangisi? Bu mu? Evet. Yoksa bu mu?
Ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Lütfen! Lütfen bırak onları! Ne yapıyorsun? En sevdiğim elbise o! Annem almıştı onu bana! Şimdi uyuyabilirsin. Sen çok kötü birisin. Aferin, anlamışsın demek. O zaman ona göre davran. Eğer bunları babana anlatırsan, annenin sana aldığı her şeyi parça pinçik ederim. Ört üstünü. Üşütüyorsun sonra. Anne, anneciğim ne olursun gel. Kim şimdi bu? Bilmiyorum. Silahın yanında mı? Çantamda. Kim var evde? Taç. Affedersiniz evladım, rahatsız ettim. Işıkları yanıyor görünce bir şey lazım mı diye bakayım dedim. Teşekkürler. Ben sabah çıkar alırım bir şeyler. Sen Kürşat Beylerin nesi oluyorsun? Ben Pınar'ın kardeşiyim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Pınar kızımız nasıl? Var mı bir haber? Yok. Yani ne yazık ki yok. Biz de gazetelerden takip ediyoruz. Üzülüyoruz. Ümidimizi kaybetmedik. Gelecek bir gün. Göreceksin bak. Sen nasılsın? Çok şükür. Fatma teyze nasıl? Fatma teyzeyi kaybettik. Başın sağ olsun. Görmüş müydün? Tanımış mıydın Fatma'yı? Pınar bahsetmişti sizden. Ah ya. Herkes de düşünür. Neyse. Seni de kendi dertlerimle üzdüm. Kusuruma bakma. Hadi Allah'a emanet ol. İyi geceler. İyi geceler de. Görüşürüz İhsan amca. Kadını tanıyor muydun? Yok yani Pınar bahsetmişti öylesine. Senin de bilmediğin bir şey yok. Çok duygulandın. Bir an tanıyorsun sandım. Adamı öyle görünce kendimi tutamadım. Öyle olsun bakalım. Başka ne olabilir ki? Bilmem. Geç oldu. Ben odaları hazırlayayım. Gerek yok. Ben uyumayacağım. Ya saçmalama, uyuman lazım. Olmadı, şurada uzanırım. Peki, sen bilirsin. İyi geceler. İyi geceler. Çok ayıp Canancığım. Telefonu böyle mi açıyorsun? Kürşat içeride uyuyor. Aa, o
O da güzel. Daha iyi. Girişteki bahçede bekliyorum. Gelsene. Bahçede mi? Evet. Bekle giyinip geliyorum. Günaydın. Günaydın. Ne zaman kalktın? Çoktan. Gittim köyden bir şeyler aldım. Kahvaltı hazırladım bile. Hadi geç. Nasıl dalıp gitmişsem artık. Hiçbir şey duymamışım. Sabaha kadar oturursan öyle olur. Sizden haber bekliyorum o zaman. Evet Tolgacığım. Öncelikle salon ve yatak odası. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kal. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? Mobilyaları mı değiştiriyorsun? Ah evet, artık bu evde bir değişiklik yapma vakti geldi. Doğru ya. Bu evde değişmeyen ne kaldı ki zaten? Abim bile değişti. Değişiklik iyidir. Bence sen de ayak uydurmayı dene. Yok. Ben almayayım. Alana da mani olmayayım. Yalnız sakın benim ve Elif'in odasına dokunma. Senin de havanı söndüreceğim İpek Hanım. Aynı bu mobilyalar gibi vakti var ama. Bekle biraz bakalım. Selam prenses. Halacığım. Bak bakalım odamı karıştırırken sana ne buldum. Ne buldun? Kar küresi. Hem de bu sefer melekli. Evet bir tanem, tıpkı senin gibi bir melek var içinde. İtalya'dan döndüğümde unutmuşum telaşla. Çok teşekkür ederim halacığım. Seferinde daha güzellerini bulup getiriyorsun. Evet bir tanem. Sen biraz daha büyü, bütün dünyayı gezip daha güzellerini toplayacağız, tamam mı? Annem de gelir bizimle. Üzülme bak. Göreceksin, annem gelecek. Amirim beni çağırmışsınız. Gel Yılmaz. Balistik raporu çıktı. Orhan'ı öldüren kurşun Yusuf'un evinde bulduğumuz silahtan çıkmış. Bu da artık Yusuf'un şüpheliği suçlu olduğunu gösteriyor Yılmaz. Şimdi hemen savcıya gidiyorsun, mahkemeden tutuklama kararı çıkarttırıyorsun. Anlaşıldı amirim. Yusuf Efendi, sen daha kimle dans ettiğini bilmiyorsun ki. Kürşat Pınar'ı neden öldürmek istedi? Bilmem. Hayret. Her şeyi biliyorsun ama. Evet, Pınar bana her şeyi anlatıyordu. Ama yani kaybolduğu gece başına gelenleri bilmem imkansız. Ama Canan'la Kürşat arasında bir şey olduğundan şüpheleniyordu. Neden? Belki onları görmüştür. Biliyordur her şeyi. Bu yüzden onu öldürmek istemişlerdir. Olabilir. Adam karısını nasıl böyle bir şey yapar ya?
Aslında başta her şey farklıydı. Pınar Kürşat'a çok aşıktı. Elif doğduğunda dünyanın en mutlu kadını olmuştu. Sonra ne oldu? Her şey Canan yüzünden. Önce Oflaz'la Cengiz Han'ı hayatlarına soktu. Ya Pınar, Kürşat'ın şirkette bir işler çevirdiğinden şüpheleniyordu ama en yakın arkadaşıyla kendisini aldatacağını hiç düşünmemişti. Sanki bunların hepsini yaşamış gibi anlatıyorsun. Ne yaşadığımı merak ediyorsun. Anlatayım. Kardeşim hayat dolu, mutlu, kimseyle derdi olmayan bir insandı. Şimdi ona ne olduğunu bile bilmiyorum. Ya neler yaşadığımı öğrenmek istiyorsan dönüp bir kendine bak. Anlarsın. Ben artık çıkayım. Önce bir Elif'e uğrayacağım. Sonra annenlerle gider konuşurum. Leyla, annemle Varol'u buraya getirebilir misin? Yusuf, bu imkansız. Ya polisler takip eder. Allah aşkına götür beni bu mahalleden. Dünden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Hayırdır, ne oldu? Niye sinirlisin böyle? Daha ne olsun? Meğer kocamı Yusuf öldürmüş. Yok ya. Yusuf öyle bir şey yapar mı ya? Koskoca polis yanılıyor değil herhalde. Silahı buldular evde. Gerçi şerefsiz kaçmış ellerinden ama... Allah onun belasını versin. Bunca zaman kandırdı hepimizi. İnsan kendi öz abisine bunu yapar mı ya? Ya bu kadar da şerefsiz olur mu? Yapmış işte, yapmış. Hem de gözümüzün içine baka baka yapmış. İnşallah yakalarlar da hapislerde çürür. Allah Allah. Ne kadar şerefsiz adam var. Vay be. Ay neyse. Nereye gidiyoruz şimdi? Gidince göreceksin. Vedatçığım. Nasılsın eski dostum? Sağ ol, iyiyim. Hoş geldin. Ya buralarda olduğunu duydum da işlerden fırsat bulup da yanına uğrayamadım. Kusura bakma. Olsun. Ben geldim. Hoş geldin. Birer kahve içeriz değil mi? Boş ver kahveyi, başka zaman. Bundan sonra sık sık beraberiz nasıl olsa. Bazı söylentiler duydum. Doğru mu? Kürşat'ın ipini çekecekler mi? Nedir durum? Doğrusunu sen bilirsin. Hesaplar ortada. Raif'ten sonra şirket bir adım ilerleyemedi. Doğru. Bu iş böyle gitmez. Müdahale etmek lazım. Ben arkandayım. Endişen de olmasın. Teşekkür ederim. Endişe etmiyorum zaten. Senden ufak bir isteğim olacaktı. Ne istersen. Kürşat sana çok haksızlık etti. Merak etme eski dostum. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Teyze. Bir tanem. Oh. Nasılsın Leyla? İyi, sizi sormalı. İyi, sağ ol. Canan yok mu? İçeride, gelir birazdan. Teyze, bugün okula sen beni götürür müsün? Çok isterim canım, tabii baban izin verirse. Olur. Ben seni götürürüm bir tane. Günaydın. Günaydın.
Hayır baba, lütfen teyzem beni götürsün. Tamam kız, peki. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz bebeğim. Yine ne var? Dikkat et Pınar, değilim ben. Ne diyorsun Allah aşkına Canan şimdi? Ona nasıl baktığını gördüm. Saçmalama. Elif gitti mi? Ha, ver ver. Tamam canım, ben veririm. Elif! Kemerini takalım. Bunu unutmuş. Al bakalım babacığım. Teşekkür ederim baba. Yerim ben seni be. Elif'i bırakmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Ne demek canım, lafım olur. Sen de teyzesin. Canan çok iyi bir kadın. Umarım mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. Yalnız bir daha hediye alacağın zaman kendi hesabını kullanırsan sevinirim. Ne demek şimdi, o anlamadım. Şirkette hesapları kontrol ediyordum. Canan için aldığın evi fark ettim. Nasıl ya? Ben. Canan evi mi almış? Vallahi bir yanlışlık yok. İstiyorsan git muhasebe müdürüyle konuş. Neyse biz geç kalıyoruz. Hadi görüşürüz. Tavlanma hemen canım, sana ekmek teklemi göstermeye geldim. Şimdi çocuklar bize kahvaltı da hazırlar. Ne bileyim, uygun olur mu? Çalışanlar ne düşünecek, laf çıkmasın bak sonra. Kim laf edecek? Laf edeni gebertirim. Hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Sevdacığım. Hiç. Erman, şefe söyle bize bir kahvaltı hazırlatsın. Tamam abi. Kürşat. Aşkım. Bugün eğer çok yoğun değilsen beraber vakit geçirelim mi? Sen iyi misin sevgilim? İyiyim canım. Biraz dalgın gözüküyorsun da. Yok ya, iyiyim. Biraz keyifsiz uyandım, ondandır. Keyifsiz olma. Çok güzel günler bizi bekliyor. O zaman beraber miyiz bugün? Hı? Alışveriş, masaj. Bugün olmaz. Bir şirkete uğramam lazım. Belki sonra. Sen bilirsin.
Öğle yemeğine portakal mandalina falan verdiklerinde yemiyorsun değil mi? Bak sonra yüzün kabarıyor. Annem gibi konuştun. Konuşurum tabii. Ben senin teyzenim. Teyze için anne yarısı diyorlar biliyor musun? Ne olur ağlama. Ne olur Elif ya, özür dilerim. Ona ağlamıyorum. Aile köşesi için öğretmenim istedi. Annemin başka fotoğrafını bulamadım. Kim yırttı bunu? Canan abla. Tamam bir tanem. Bak ne olur ağlama. Bak sen bunu bana ver. Ben sana yarın annenle çekilmiş çok güzel bir fotoğraf bulup getireceğim. Anlaştık mı? Gerçekten mi? Söz bir tanem. Ya ne olur üzülme artık. Hadi okula. Akşam şov var ya patron. Prova yapıyorlar. Ne provası ya? Ne acelesi var? Hadi içi, poçe, poçe. Kızlar, hadi kızlar. Tamam. Kızlar, hadi. Ya tamam. Nereye? Lavaboya mı? Yok ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Burayı beğenmediysen başka bir yere gidelim. Sorun burada değil. Sorun bizde. Bizde mi? Niye sen birden böyle uçundaştın falan? Benimle neden vakit geçiriyorsun? Neden ilgileniyorsun benimle? Etrafında bunca zengin güzel kadın varken senin benimle ne işin olacak? Ya yavrum senin kafan neye takıldı şimdi? Ne güzel eğlenmeye geldik buraya işte biz. Herkesin gözü bizde görmüyor musun? Herkes bu adamın bu kadınla ne işi var diye soruyor. Kim diyor onu? Kimi de Atina ya? Dağılın lan! Boşaltın mekana! Ne yapıyorsun? Rezil ediyorsun beni. Ya. Abi. Aflaz geldi. Cengiz'le konuşmamız lazım. Önemli. Bekle biraz. Gerek yok. Ben zaten gidiyorum. Konuşmamız lazım. İşimi bitireyim geleceğim. Her şeyi anlatacağım sana. Bilmiyorum. Bir şeyler yanlış sanki. Bırak kolumu. Cengizhan. Ya sen de iki dakika bekle biraz ya. Soru sordun, cevabını al da öyle git. Sana ilgi duyuyorum. Hatta fazlası. Neden diyorsun bu kadar karı kızın arasında? Neden ben? Kirlenmemiş, temiz ve güzel günlerimi hatırlatıyorsun bana. Şimdi pis ve çirkin mi?
Sen yanımdayken değil. Sen ne istiyorsun lan? Oflaz biraz huysuzlandı abi. Ulan Oflaz patladı mı? Al yengeyi evine götür arabayla. Tamam abi. Buyur yenge. Buyurun Kürşat Bey. Canan şirket hesabından bir şey aldı mı? Eşip vardı. Konuşmuşsunuz sizle. Onu biliyorum. Başka? Bir teyip alındı efendim. Yeni. Hayırlı olsun. Ev mi? Evet. Ev mi dedim? Etiler'de bir villa. Haberiniz yok muydu? Sen bana böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Bana haber vermeden böyle bir şey nasıl yaparsın sen? Efendim şimdi siz araba alırken bir şey söylemeyince bundan da haberiniz vardır diye düşündüm ben. Teyzeciğim, ben Leyla. Yusuf'un yanından geliyorum. Yusuf! Yusuf! Oğlum, gir içeri kızım, git. Yusuf'um nasıl? Ne olur söyle bana. Gel, gel kızım, otur. Otur yavrum. Ay, söyle bana. Ay. İyi teyzeciğim, çok iyi. Kızım, bir arasam da sesini duysam ne olur ha? Telefonu yok. Ama merak etmeyin, bu iş çözülecek. Yusuf'un suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Peki nerede şimdi o? Çok güvenli bir yerde, endişelenmeyin. Mahallede polis olmasa birlikte gelecektik. Nasıl olduğunuzu öğrenmek istedi. Ah benim. Ah benim bahtlı kara evlatlarım. Gün yüzü görmeden neler geldi başlarına. Yusuf suçsuz. Ha, gerçek ortaya çıkacak. Benim oğlum abisini canı gibi severdi. Sana bir şey diyeyim mi güzel kızım? Bu iftiranın Yusuf'a nasıl dokunduğunu bir ben bilirim. Bir ben. Benim oğlum şerefi için yaşar. Lütfen güçlü olun. Aşkım. Erken gelmişsin. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bu ne? Aşkım. Ev almışsın bana. Ya. Benimle oyun oynama Canan. Öğrenemeyeceğimi mi zannettin? Sen neden bahsediyorsun ya? Benim paramla benden habersiz ev aldığından bahsediyorum. Ben bunu ilk defa görüyorum. Öyle mi? Evet. Ben de muhasebeci masama koyduğu zaman ilk defa gördüm Canan.
Kim o muhasebeci? Buraya getirir misin onu? O adamla yüzleşmek istiyorum. Beni bu pis oyuna kimin alet ettiğini öğrenmek istiyorum. Gerek yok. Bana bak. Söyle. Beni seviyor musun? Evet, tabii ki evet. Hem de her şeyden çok. Para falan umurumda değil. Madem öyle... İmzala şunu. Bu kenar mahalle Dilber'iyle ne yapıyorsun sen ya? Düzgün konuş lan. Bir alt yediğim yok. Ne ayaksın oğlum sen? Ha? Neler karıştırıyorsun? Bizim kalbimiz yok mu? Biz sevemez miyiz? Öldürdüğün herifin karısından başka sevecek karım yok. Dinime küfreden Müslüman olsa. Lan sen seçebiliyor musun kimi seveceğini? Ha? Kürşat'ın karısı olacak o karıyla ne alt yiyorsun? Söylesene. Ne alakası var lan? Düzgün konuş hayvan. Ya. Gördün mü Aflas'cığım? Laf sana geldi mi kaplan kesiliyorsun hemen. Bu ne? Evlilik sözleşmesi. Görüyorum. Gerçekten bunu imzalamamı mı istiyorsun? Bir tane fotoğrafın yok Leyla. Hiçbir yerde görünmüyorsun. Hallettim anne. Hem de çok mühim işler hallettim. Hadi oğlum gel annene. Babama gitmek istiyorum ben. Beni babama götür. Thank you.
Tamam mı? Mutlu musun şimdi? Sen gerçekten seviyormuşsun beni ya. Yeni mi anladın? Özür dilerim. Nereden çıktı bu sözleşme? Hı? Artık Leyla mı inanmaya karar verdin? Yok. Sadece emin olmak istedim. Bak çok sıkıldım artık. Sana defalarca o kadının ne mal olduğunu söyledim. Bizi ayırmaya çalışıyor. Abim. Abilerin en güzeli. Hepimizi öksüz bıraktılar. Ama bunun hesabını soracağım. Yusuf'un yaptıklarını gördün mü? Meğer o çok sevdiğin, üzerinde babalık hakkın var dediğin biricik kardeşin, kalleşin tekiymiş. Meğer gözünü kırpmadan kıymış sana. Ama benim bedduamı, şuncacık çocuğun ahını aldı ya, iflah olmaz artık. İnşallah hapislerde çürür. Senden nefret ediyorum. Seni sevmiyorum, sevmiyorum işte. Ne yapıyorsun sen? Artık evlenemezsin işte, yüzüğün yok. Bana bak, çabuk Canan teyzenden özür dile. Hemen özür dile Canan teyzenden. Hayır, dilemeyeceğim. Aa, Elifciğim sen benim yüzümü beğendin. Sana söz veriyorum büyüdüğünde en güzellerini alacağım. Özür dilerim Canan, bu çocuk niye böyle yapıyor bilmiyorum. Şimdi kim bilir nereye atmıştır. Baksana. Sakin ol hayatım, sakin ol. Ya bir yüzük için değer mi Allah aşkına? Yani buluruz, bulamazsak da Elif'ten değerli mi? Sakin ol, sakin. Çok anlayışlısın sen de. Ya. Sağ ol. Aa, gittiğini sanıyordum abi. Aa, yok ya, bir şey almak için eve geldim. Hayatım şunu da al, hava iyice soğudu. Evet, tamam. Tamam canım, sağ ol. Ya Elif'in kusuruna bakma ne olur. Ama emin ol o parmak boş kalmayacak. Hiç önemi yok merak etme. Çocuk işte. Abi şirkete mi gidiyorsun? Ya ben biraz spora gidip tartacağım. Beni de bırakır mısın şirkete? Birkaç imza almam gereken bir şey varmış. Olur hadi gel. Gidelim. Gel. Tamam. Gel tatlım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım küçük şey. Bu yüzüğü
nasıl attıysan öyle bulup getireceksin bana. Ne yapıyorsun? Bırak beni! Ben kimle karıştırdığını bilmiyorum ama ben oyunlara gelemem. Hadi bahçeye! Sakın bulmadan gelin deme. Bırak! Girmek istiyorum içeri. Lütfen aç kapıyı. Hadi yürü. Lütfen. Ama bak, bulmadan gelmeyeceksin. Attığın gibi bulacaksın o yüzüğü. Anlaşmak ne demekmiş, gör bakalım. Odasındalar. Aa, peki Elif? Yatırdım. Biraz bozuk ayrıldık da ben gidip şu prensesime bir gönlünü aldım. Yoksa. Babacığım, iyi ki geldin. Ne oldu prensesim? Neyin var? Çok özledim seni. Gel diye bekledim babacığım. Ben de bebeğim. Ben de çok özledim seni. Ne oldu bebeğim? Anlat bakayım bana. Yüzüğü bulamadım. Canan teyze çok kızdı bana. Beni eve almadı. Ah, kıyamam ben sana. Peki sen yanlış anlamış olabilir misin güzel kızım? Hı? Canan teyze bu konuyu hiç büyütmedi. Ona bir özür borçlusun. Baba sen bilmiyorsun. Bahçeye kilitledi beni. Çok yağmur yağıyordu. Çok ağladım. Hiç dinlemedi beni. Mehtap, limonlu su getir. Tabii efendim. Aşkım, hoş geldin. Ne oldu? Hayda, her gün yeni bir sıkıntılı haber alıyoruz. Bugünün manşeti ne? Elif bana olmayacak hikayeler anlattı. Ne anlattın? Ya ne bileyim, çok kızmışsın. Ondan sonra yüzüğü bulamadı diye
yağmurda bahçeye atmışsın falan. Yüzüne bakılırsa inanmış gözüküyorsun. Yok canım artık, daha neler. Ay gerçekten kız galiba hayal görmeye başladı iyice. Pedagoğa falan mı götürsek, ne yapsak? Hiç gerek yok. Hepsi Leyla'nın yüzünden. Bu cici teyze triplerinden kızın kafasını karıştırdı. Teşekkürler. Sen hiç merak etme hayatım. Ben zaten onun iyiliği için elimden geleni yapıyorum. Çok iyi. Bravo. Nasıl? Midem bulanıyor biraz. Lan ne yapacağım ben bu cadıyla ya? Sırayla hepimizi gömecek. Sabah erken fırına gel ne olur. Seni görmem gerek. Elif. Ne yapıyorsun sen? Burada güzel kızım. Ha? Yıldızları bekliyorum. Oh. Oh. Ama çok üşümüşsün sen. Hasta olacaksın yavrum. Bir tanecik yıldız kaysın. Sadece bir tanecik. Sonra gideceğim içeriye. Tamam bebeğim, o zaman beraber bekleyeyim. Şundan biraz ver ama bana. Tamam. Gel bak. Ama ben de kaplazım. Oh. Ne olacak peki yıldız kayınca? Dilek dileyeceğim, annemi dileyeceğim. Tamam. O zaman beraber dileyelim. Belki beraber dilesek daha çabuk gelir annem. Belki. Olabilir. Yusuf'un başına gelenlerin hepsi benim yüzümden. Kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki. Boşuna suçluyorsun kendini. Güçlü olman lazım. Bilmiyorum Vedat abi. O kadar farklı ki. Bazen ne yapacağını kestiremiyorum. Birdenbire sinirleniyor. Ateş gibi oluyor. Sanki dokunsan sana da zarar verecekmiş gibi. Ama bazen de o kadar sakin oluyor ki. Varlığı güven veriyor. Ya bunca şeyden sonra ona bakınca kendimi güçlü hissediyorum. Bana eksik mutlu yanımı hatırlatıyor. Bana bak. Sen hoşlanıyor musun bu adamdan yoksa? Nereden çıkarttın canım? Ne bileyim ben. Baksana. Varsa Yusuf, yoksa Yusuf. Buldum. Al. Kızım yani bir de bununla mı uğraştırıyorsun beni? Açıp getir şunu ya. Bakalım. Şunu dek. Ver bakayım. Kızım. Kalk bakayım biraz. Kalk bebeğim benim. Kalk canım. İçmeyeceğim. Kızım al. Bir kaşık. Hayır. Hadi, hadi bebeğim. Hayır. Bak, iyileşeceksin ama lütfen. Al kızım. Ben
Ben bunu bilmiyorum yani. Nasıl yapacağım, bu kız hasta olduğu zaman ne yapılır ben bilmiyorum ki. Ne yapacağız şimdi? Bak ne güzel Pınar biliyordu bu işleri. Kürşat Bey. Gel Mehtap, gel. Gel, gel. Karışmak istemem ama... Ne oldu? Elif geçen gün uyumak için teyzesinin sesini duymak istemişti. Ona iyi geliyormuş, öyle dedi. Acaba onu mu arasanız? Belki bir yardım olur. Aa Leyla. Hayırdır gecenin bu saatinde? Yoksa Elif'e bir şey mi oldu? Ya biraz... kızın ateşi var da. Seni görse belki daha iyi olur. Bir gelsen. Hemen geliyorum. Tamam. Elif odasında mı? Evet Leyla Hanım. Senin gecenin bir vakti ne işin var bu evde ya? Canan sakin ol. Abim çağırdı. Teyzesi ise teyzesi, ne alakası var yani? Doktor mu olacak, ilaç mı olacak çocuğa? Bilmiyorum. Belki de bir şeylere iyi geliyordur. Pınar'a benzetiyor olmasın? Bana bak. Leyla Pınar'a benzer mi bilmiyorum ama ben benzemem. Anladın mı İpek Hanım? Ben de abime benzemem. Anladın mı Canan? Bu oda çok havasız. Ha, sıcak da. Pencereleri aç Mehtap. Havalandır biraz. Ateş çok yüksek. Gel bakalım. Bana bak, ne yapıyorsun ya? Yanıyor, görmüyor musun? Şu kapıyı aç. Gel. Soğuk suya tutacağım. Hayır yani bir ateş bu kadar mı abartılır? Leyla gece burada kalır herhalde. Yani ne de olsa burası onun da evi. Saçmalama. Ah. Şey. Vallahi kadın çocukla çok ilgilendi. Duşa soktu, ateşini düşürdü falan. Bravo. Hı? Ortalık karıştırmaktan başka işleri de yarıyor yani. Hani açıkçası ben şaşırdım. Bir çocuğu olmayan biri bu konularda çok yetenekli. Değil mi? Hani bazılarından çok daha iyi. Haklısın. Ben konuştum zaten, bu gece burada kalacak. Çok iyi yapmışsın. Öyle. Anne. Söyle güzel kız. Anneciğim sen mi geldin? Geldim Elifciğim. Ben geldim. Ben senin annenim. Anneciğim. Canım anneciğim. Geleceğini biliyordum. Senin için geri döndüm. Ama bunu kimseye söylemek yok, tamam mı? Bu bizim sırrımız olacak. Tamam anne. Ama bir daha gitme, olur mu? Seni asla bırakmam. Söz ver, olur mu? Söz kızım, söz. Seni asla bırakmayacağım. Tamam.
ederim anneciğim. Günaydın. Günaydın. Annemi gördüm. Biri duyacak. Duysun ne olur ki? Annemi gördüm rüyamda. Öpüp kokladı beni. Gerçek gibiydi. Öyle mi? Evet. O da beni çok özlemiş. Hiç bırakmayacağım seni dedi. Bırakmayacak güzel kızım. Hiç bırakmayacak. Sana söz verdiğim fotoğraf. Çok teşekkür ederim. Çok sevdim. Arkasını çevirsene. Yıldızların birinde ben yaşıyor olacağım. Ben gülüyor olacağım. Bir tanesinde ve gecenin gökyüzüne baktığında bütün yıldızlar gülüyor gibi olacak. Güzel küçük prens, en sevdiğim. Tanrım benim. Ayşegül iyi ki geldin. Ne oldu Mehtap? Sen gittin kurtardın kendini. Ben evde Canan karısıyla kaldım. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. O küçücük çocuğa ettiği eziyetleri bir görsen yüreğim dayanmıyor vallahi. Sen ne diyorsun Mehtap? Kürşat Bey görmüyor mu? Hiç mi farkında değil olanların? Neyi görecek o ya? Burnunun ucunu gördüğü yok. Kadın almış avcunun içine. Takmış boynuzları öyle dolaştırıyor vallahi. Boynuz mu? Kiminle? Aflaz var ya. Geçen gün konakta öpüşüyorlardı. Yani adama da kıza da yazık. Dün o yağmurda küçücük çocuğu bahçeye kilitledim. Ay yok, bir Leyla Hanım'la konuşalım ancak o gelir onun hakkında. Ya ben söylersem Canan beni öldürür. Ne yapacağım sabaha kadar dönüp durdum. Neyse sana şimdi anlattım da biraz rahatladım. Benim eve gitmem lazım. Tamam. Sen bir şeyler düşün tamam mı? Tamam hadi git sen. Ben en üst bu şekilde Leyla Hanım'la konuşurum. Senin başını da yakmam merak etme. Sağ ol, görüşürüz. Söyle Sevdacığım. Sabahın köründe ne maçıymış ya? Yok canım, gelirim. Ya hiçbir işim yok, tamam gelirim. Tamam, hemen geliyorum. Tamam Sevdacığım. Bir işim çıktı. Acil bir şey olursa sen beni ararsın.
Tamam abi, ararım. Bugün dinlenmen gerek. Okula gitmeyeceksin, babana söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Ama dışarı çıkmak da yok. Bak üşürsen yine kötü olabilirsin. Dün ne oldu biliyor musun? Ne oldu bir tane? Yüzüğü bahçede ararken... Ne yüzüğü canım, anlamıyorum. Günaydın. Günaydın güzeller güzelim. İyileştin mi bakayım? Aa, iyileştin mi? Evet. Ne yapıyor benim dünya güzelim? Niye saklanıyorsun oraya? Ateşin düştü mü? İyi misin Melih? Evet. Evet. Bir de burayı. Oh. Bugün okula gitmesin, dinlensin. Ben konuştum zaten öğretmenleriyle. Gitmeyecek bugün. Bu arada her şey için çok teşekkürler. Ne demek? Gün gelir rüyalar gerçek olur. Sakın unutma, tamam mı? Gel olur mu? Sen ne zaman istersen babana söyle, ben gelirim. Görüşürüz. Gel bakalım bebeğim. Biz de çıkalım. Gelsin hadi. Efendim Ayşegül? Tamam. Neredesin? Hemen geliyorum. Leyla. Bak her şeye yetişiyorsun, bir beni sallıyorsun. Bozuluyorum ama. Olur mu hiç öyle şey? Ya senin de sıran gelecek. Biraz sabırlı ol. Haftaya nişan partisi veriyorum. Alışverişe gidelim mi? Olur canım. Ya çok isterim. Ama nişan için fazla heveslenme. Ya sonra hayal kırıklığına uğramanı istemem. Bak üzüldüm şimdi. Demek bu kadar dert oldu sana. Ya Kürşat senin kadar hevesli görünmüyor da onun için söyledim. Şu villa işinden bahsediyorsan işe yaramadı. Bence biraz daha yaratıcı olman gerekiyor. Ne villası? Hayret, her şeyi biliyorsun ama bunu bilememişsin şekerim. Bir villa alacak olsam Etiler'i değil bebeği tercih ederim. Öyle mi? Olabilir. İnsan en yakın arkadaşını bile tanıyamıyor bazen. Pınar da seni tanıyamamış demek. Görüşürüz. Güle güle.
zamanında geldin. Nasıl yetiştim ama? Hadi. Geldiğin için sağ ol. Geleceğin avdaturalı maşallah. Hadi geç oğlum sen. Senin abi maçına geleceğim. Kaçırmayacağım. Öldürecek misin lan? Hakikaten öldürebilecek misin sen beni? Ver şunu. Ver, silahını ver. Ver. Ver şunu. Telefonu da ver. Sen silah kullanmasını biliyor musun? Kes lan. Bas gaza. Tabii ya, abin de öldürdün sen değil mi? Sabah Mehtap'la konuşunca dayanamadım, hemen sizi aradım. Önemli bir şey mi var? Ne olmuş Ayşegül? Şey, ben nasıl anlatsam bilemiyorum ki. Sanırım Canan Hanım Kürşat Bey'i aldatıyormuş. Oflaz'dan mı bahsediyorsun? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Boş ver şimdi nereden bildiğimi. Ne olmuş? Anlatsana. Bunları öpüşürken yakalamış. Yani aslında çok ketumdur. Asla böyle şeylerden bahsetmez ama... dün Canan Hanım Elif'e kötü davranınca o bile dayanamamış. Hemen anlattı bana. Ne yapmış Elif'e? Söylesene Ayşegül, ne yapmış? Bilmiyorum ben. Yani her şeyi söylemedi. Sadece... kötü davranıyor dedi. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Göreceksin bak. Hepsi bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Thank you.
yapmayacaksın. Hamileyim. Evet. Canım, canım. Ya teyzem olacağım ben şimdi. Abimden. Ne yaptın lan sana abim? Ha? Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Yürü lan. İşin var mı? Yoğunum biraz. Ne oldu yine? Bunu bilmek istersin diye düşündüm. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hala anlamadın mı? Sana yardım ediyorum. Şu Etiler'deki villa gibi mi? Anlaşılan Canan seni yine kandırmayı başarmış. Nereden buldun bunları? Aile hatırası diyelim. Canan yoksa sevgililer miymiş? Mişeki biraz fazla oldu. Yalan söylüyorsun. İstersen git Mehtap'a sor. Benim için yapmaz ama... Belki sana gerçeği anlatır. Tabii sen de Canan gibi onu kovmakla tehdit etmezsen. Galiba müstakbel eşinin geçmişe ait problemleri var. Elime geçen birkaç anıyı da yok etmesine izin veremem. Kolay gelsin. Canan. Kürşat. Uyan lan. Uyan. Ailemden ne istiyorsun lan? Ha? Abimi neden öldürdün? Ha? O küçük çocuğu babasız neden bıraktın ha? O kadını kocasız bıraktın lan? Ha? Thank you.
Yoracaksan baba beni hadi. Beni geberdin. Beni geberdin. Vur hadi. Hayatını anlat babana. Geberteceksen geberteceksin hadi. Geberteceğim. Geberteceğim. Hadi. Hadi vur. Mehtap. Buyurun Kürşat Bey. Sana şimdi lafı dolandırmadan çok net bir soru soracağım. Anlattığın her şey ikimizin arasında kalacak. Sadece sen ve ben bileceğiz, tamam mı? Evet efendim. Şimdi korkmadan cevap ver lütfen. Sana dokunan karşısında beni bulur. Sözüm sözdür, bilirsin. Oflaz denen adam benim bilgim dışında bu eve geldi mi hiç? Ağzı. Peki beni rahatsız edecek bir durum oldu mu? Ne zaman? Ne zaman dedim Mehtap? Büyük adaya gittiğiniz gece. Nasıl yaparsın? Onu öldürmenin kime ne faydası var? Kimi geri getirecek? Bana faydası var, bana. Abimin intikamını alacağım. Döve döve geberteceğim. Ya kendi intikamını alırken aileni mahvedeceksin. Katil olacaksın Yusuf, katil. Sen katil değilsin. Öldürmek en kolayı, ben de öldürürdüm o zaman. Çözüm bu değil ki. Hadi diyelim itiraf etti. Ya itiraf etse bile ne olacak ki? İçeride adamları var. 3-5 yıl yatar çıkar. Ne diyorsun sen ya? Kimin yanındasın sen? He? Bugün kendimi birazcık şımartayım dedim. Sen beni dinlemiyor musun? Hamileyim. Aa. Sevinmedin mi? Kimden? Oflaz'dan mı? Uzaklaş buradan. Hadi. Hadi Yusuf gelmeden çıkmam lazım. Çabuk ol.
Al şunu. Arka kapıdan çık gel. Ya hadi. Neden? Hadi yürü. Yusuf gelmeden git.